Muhterem aziz cemaat, keçe sohbetimizin nihayesi Aşca kabilesinin reislerinden Nuaym ibn Mas'ud degen kişi Yahud kabilesine varıp ularda korkut geldiği yüreklerine gülgülese geldiği hakkında tohta geldik. Oşa maslahat verip ular nima qilaylik endi mana urushni tashab ketib varsa o'zimiz yolg'iz qolsak nima maslahat berasan deganda maslahat shuki Quraysh bilan G'atfondan talab qilinglar 70 tadan reislarini sizlarga bersin urush tugaguncha ular sizlarni ichlaringda turib birga jang qilsin. Mana shu talabni qo'yinglar, keyin urush tugagandan keyin qaytarib berasizlar garovga olgan odamlaringni deb maslahatni berib ketdi. Endi sekin ularni oldidan chiqib Abu Sufyonni to'piga borib qo'shildi. Rasa o'sha shuni maslahat bo'lib turar ekan. Cho'zilib ketdi. Nima qilaylik, jangni qanaqa qilib tugataylik deb maslahat turgan tepasiga keldida aytayaptiki, "Hop, endi aytmasam bo'lmaydi sizlarga. Bir shum xabar eshitib kelyapman" dedi. Yahudiylar yaxshi bilasizlar, va'dasiga vafo qilmaydigan xalq dedi. Mana Muhammadga bergan va'dasini bizga o'tdi. Endi mana shu qiyinchilik cho'zilib ketganiga ular Muhammadga o'tib ketdi, kechirim so'rab, qilgan ishlaridan pushaymonligini so'rab, yana sizlardan 70 tadan odamni olib, unga usha berishlikka Muhammadga topshirishlikka va'da qildi bular. Zinhor va zinhor sizlarga ertaga kelib 70 tadan ulug'laringdan biriga beringlarsa bera ko'rmanglar. Ular xiyonat qildi, va'dani buzdi deb ularni qo'yniga ham yolg'on gapirib qo'lga solyapti. Rasulullohdan ruxsat olgan yolg'on gapirsa bo'ladimi dushmanga nisbatan deganda urush xiyladan iborat. Albatta mo'min mo'minga yolg'on gapirib bo'lmaydi, ammo dushmanga yolg'on ishlatsa bo'ladi deb ruxsat bergan edilar. O'shanga ko'ra ikkovi tomonni ham aldadi bu. Bir-biriga dushman qilib qo'ydi. Hop. Ular qilgan ishlaridan pushaymon bo'lib Muhammad bilan qaytadan kelishib oldilar. Muhammadni rozi qilish uchun Quraysh va G'atfon qabilasidan 70 ta ulug'laridan Muhammadga tutib berishga va'dalashganlar. Muhammad esa buni evaziga ilgari badarg'a qilgan 2 ta qabilani Arabistonga qaytishiga ruxsat berar ekan. Bani Qaynaqo, Bani Nazir Yahud qabilalari yana o'zlarining joyiga kelib yashar ekan. Shunga kelishib oldi. O'shancha endi ehtiyot bo'lasizlar. Ertaga mabodo talab qilib kelsa, bera ko'rmanglar. Men sizlarga do'stman deb ularni ham aldab, yuragiga g'ulg'ula solib qo'ydi. Endi G'atfonga borib ham katta qabila 4000 askari bor ularni ham. Ularni ham yuragiga shu g'ulg'ulani soldi. Ertaga kelib 70 ta odam so'rasa bera ko'rmanglar deb Qurayshga aytgan gapini bularga ham aytdi. Ular ham yuragiga g'ulg'ula tushib qoldi. Endi juma kuni kechqurun majlis bo'ldi. G'atfon, Quraysh yana mayda-chuyda qabilalar 12 ming qo'shin yig'ib majlis qilishdi. Majlislarida haliga Nuaymda xabarini bilish maqsadida Ikrimani, Abu Jahlni o'g'li Ikrimani Bani Qurayzaga yuborishdi. Borib aytganki, ertaga shanba saharda urush boshlaymiz. Cho'zilib ketdi urushimiz. Oziqalarimiz ham yengillab qoldi, otlarimiz arg'ilab ketyapti. Tayyor bo'lib turasizlar, saharda biz hujum boshlaganda sizlar ham u tomondan hujum boshlaysizlar deb aytasan deb jo'natishdi. Bu borib haligi gapni aytganda, Ikrima borib aytganda yahudlar aytdiki, birinchidan dedi, shanba kuni biz uchun muqaddas ibodat kuni dedi. Mana bizga muqaddas kunimiz juma. Yahudlarki shanba, nasroinlarki yakshanba. Shuni tanlangan. Bizi ertaga ibodat kunimiz, hech nima ish qilmasdan xudo deyishimiz kerak. Eng zarur ishimizni ham to'xtatamiz biz shanba kuni. Bu bo'lmaydi, biz ertaga shanba dam olib, o'zimizni ishimiz bilan dinimizni buyrug'ini bajaramiz deb rad qildida, orqasidan aytdiki, endi
bağı çözülüp gitti deyipti Yahudiler. Etteyinden sizler ozu kalayın tüküp şaharlayınca kit varsalıyım biz var. Yalnız kalayımız bu etti işte. Şunun için dedi, barı ve etkin kattelerinde Kureyş'im 70'te uluğudan, Gatpan'ım 70'te uluğudan bizge birsin, biz aramızda tursun, biz bilen bir gün Muhammed'e karşı cenk kısın, ki neticeye kadar bir iş kılamız. Hala baksak, yakşı, bu mesela münge kadar bir iş kılamızdı. Haliki talep koydu. Bu yubarılgen elçi ikilime gelip Abu Sufyan'a, Gatpan'a bu kapta etkenden ki, ha, Nuaym'da kapta oraya kem, bana. Bizden 70'lerden adamımızı aldı, Muhammed'e tutuverip, özlerini akla mahşubiler. Degen hulasıge geldi. Şunu üstüge din, Hudo'nun rahmeti geldi. Allah Ta'ala tarafından Müslümanlarga yardım yetip geldi. Kün çıkar taraftan kattık şamal esti. Cüda kattık. Şamal buranga eğlenip, çadırlarda uçurup gitti. Askerler uzman uçup gitmeyi deyip tüyelerini atlarına boynuna asılıp yatıp aldı. Dalinika daş kazanlar, avukatı kaynayıp dururken cöyde daş kazanlayıp ağdarıp taşıdı avukatını. Şamallar, cüde küçülü buldu. Mayda taşçılar gelip dişte bağlar sindirip taşıdı. Kap karangı, otlar uçtu şamallar, yakılıyor, oluyorlar. Hemme özü bilen özü avara şunda katkı şamal buldu ki, o şey cuma günü keçesi yer suğumuzladı. Tasavvur kılayım böyle sığsızlığa çıkarken de askerler. Ne kadar kütümeyken, ama ayağı kolu kavuşka kemiği zorga oturuptu. Zimziya. Yani de adamdı kimliğini tanımaydıken derecede karangı. Ot yaksa uçurup koyardı, uçurup getirdi. Karın aç, kazgan açsa o kadınla ağdarıp da şey yaptı. Cide nakli ahval geçişip kaldık. 12 bin koşun sahra cöyde oturuptu. Askerlerde kalbine korkuştu. Akıldan az edip kaldı. Münakka halatı kütüme gelirken Muhammed sihir kılıp buğran çıkardı. Yendi üstümüzde hücum kıpasa ne vaklamızdı. Onlar kaçışı tayyar durdu yendi. Ruhiyeti sindi. Bu vahime hemen askerde içi tergaldı. Havanı öte soğuğuluğu, karında açlığı, keçeni soğuğuluğu sebep Müslümanlara ancak inaldılar. Ama kaltıra oturup, karın aç, açarçılığıydı. Peygamber aleyhisselam düşmanı içine casuslarını yuvarmak için buldular. Kim barıp, ülerdi terapiye girip, bana zimziya, adam adamı tanımaydı, bana haber alıp gelirdi, ülerdi ahval eden. Dip, üç metre soruldular, üç oğudayım, Zübeyir ibn-i Avam, bacalar, ben baraman da üçüge teşekkür ettiler de, ruhsat vermediler çünkü Cübeyir'de namazını bilirdiler. Şicaatı belentide. Küçülü bahadır adam, adı bədi atışmasına münnesek bu işi mümkün idi. İşte bizim. Kiyin üçüncüsü de, ben deyenler ki, onge rahmet eytim, maktab, sen bab başka iş tapamız. Ey Huzeyfe, senge şunu büyüremem, bar ot dediler. Haber alıp gidiler. Huzeyfe raziyallahu anhu, atayaptılar ki, ya Resulallah, ata-anam sizge fida olsun. Canım bilen büyürüğünüzü becerimden ayak ol işleme yaptı dediler. Soğuda katıp kalıp, kavuşka kime yaptı. Kuvvetim ketti, karnım aç. Bu halette ben sizi tavşırığınızı becerel miyim ben? Digende, Peygamber aleyhisselam, Allah Ta'ala seni tur tamamından özü esreydi dediler. Huzeyfe atadılar ki, şu sözde etkenlerden ki, birdenige ayak kolumge ıssık girdi, kuvvet girdi. Ornumdan tural metrodum, ornumdan turdum. Özümü hammamda oturgan adamdek kıs kılıçlı başladım. Bu ya mucizeyken, peygamberden şu sözden ki, hatta Ali ıssık havada yürgen adamdek özlerini sezdiler. Kin, sekin handağdan otup, tımırskilerini yürüp durup, barıp, Abu Sufyan'da topunu taptılar da, şunda yanına götürdüler, yanma yan. Adam da şerpası korunu yaptı, betini korubu meydan, zimziya, bülüt, yıldız yok, ay yok, kap karanlık içe, sahra cay. Oturup kulak sasalar, Abu Sufyan et yaptı ki, boran tabara
avcı alıp gidiyordu dedi. Bani Kureyze ahdını büzdü deyordu. Bunun üstüne azıqalarımız hem tügeydip kaldı. Atı tüyelerimiz arğılıp gidiyordu. Şunun için hazırca bu ürüştü tohtatamız dedi. Bir fırsat tabi başkattan kelimiz. Bu ahvalde biz ürüşelmemiz dedi. Ortada hendak var. Azıqalar tügeydi, hava kaçan isiydi, Huda bile soğuk küçeyi yaptı tabara. Endi dedi bir anda kongresin muamma çıkıp kalmasından esen ama özümüz yurtumuz yetvaleyli dedi. Abu Sufyan koşunga buyruq berdi. 12 bin askerden ibaret kafirler koşunu şarmandalarca özlerin yurtlarına kayıt geçti başladılar. Müslümanlar hücumudan saklanış için Abu Sufyan Halid ibn Valid başçılığındaki 200 atlık koşundu askerde arkada yürüsenlerdi. Öyle bu meydan karanlıkta Muhammed koşundu bile arkadan hücum kopamasındı. Muhafazanı kılıp keti yaptı. Şimdi Huzeyfe atı yaptılar ki Peygamber aleyhisselam bana fakat haber yap ki deyip yuvardılar baka. Fakat haber yap ki uzunca bir karhal kılı yürüme takan. Bir iş çıkarma, muamma çıkarma. Demegenleri de edi Abu Sufyan'da öldürerdim dedi. Şimdi yanında bir karış aramız. Juda qulay fırsat keldi-yu, payg'ambarga osiy bo'lmayin deb o'zimdan zo'rg'a tiydim degan ekanlar. Keyin payg'ambar alayhissalom o'sha Xandaqni qovlashdan boshlab bir oy, keyin urushda oxirigacha bitta duoni ko'p o'qigan ekanlar. Duo shu ekanki, Allohumma munzilil kitob, sariul hisob, ehzimil asqob, Allohumma ehzimhum وَزَلْزِلْهُمْ Ey bar Hüdaya, barcha peygamberlerge kitap çürgen uzinsen. Ahirette hemmeden kısab alı uçuyem uzinsen. Ey bar Hüdaya, düşman koşununu uzin tarikatı bir bargın digen duanı kayta kayta okurgen ekenle ahirmene Allah Ta'ala icabet kılıp şamalı cönettikarın. Bu mesem ençe çözülerdi ürüş. Dua kabul buldu, şamal buranga eğlendi. Hatta alıge 100 kilolik qozonlarda ovqat vaqtidan uchirib yuboradigan qattiq shamol qildi. Ana shu sababdan musulmonlarga Allohning yordami keldi. Bu Allohning musulmonlarga bergan ne'mati bo'ldi. Shuning uchun Alloh taolo Ahzob surasida mana shu ne'matini musulmonlarga eslatib aytgan ekanki, astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallohi alaykum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم الريح وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقهم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب حناجر وتظنون بالله الظنون آيات معناها شو Ey Müslümanlar deyipti Huda. Ey Müslümanlar Allah'ını sizge bergen nimetlerini esleyler. Allah'ını sizge bergen nimetlerini esleyler. Düşman askeri üstüngizge kegen çağıda ularge kattık boran yubardık. Ve sizlerge yardım için közge korunmaz farıştalarını koşun kılıp çürdük asmanda. Nimetçünün galiba bugününü bayankı beriyipti. Farişteler'de hiç kim görmeyken de, Şamal'da tasadduf deyip oylamaylar deyipti Huda. Şamal'da ben cönettim deyipti. Bu Şamal menden sizlerge nimet buldu. Yani sizler közlerini görmeydiğin koşundu düşürdüm farişteler. Ular diyeyim mi, met sizlerge yardımı var. Hemme işlerizi Allah korup durup da, üstlerinden, astlerinden düşmeler uğrayıp geldiler. Bana şu vakte korkuvdan közler ağdarıldı. Yüreğiler boğazga tıkıldı, adam korkandı yüreği boğazga tıkılgandı buldu. Allah hakkı da türlü gümanlarga vardılar o şey vakti, deyipti Huda. Bu mumunlarga sınav buldu bu iş. Hakiki Müslümanlar, yalgan Müslümanlardan bana şu sebep acir elde edip Allah Ta'ala şu ayeti bilen bergen nimetini, yardımını Müslümanlarga bildirip koydu. Bana şimdi kılıp, yomon niyatda kelgan 12 ming qo'shin bitta Nuaymni Mas'udni bahonasi-yu haligi shamolda ta'siri bilan yo'q bo'ldi. Qaytib ketdi, hech nima qo'lidan kelmadi.
Şette bitti nesige ahamiyat karatış gerek. Tarihte organı yapız. Hazırdan şu Nuayim'e okşayan adamlar var. Ama cöyde. Mane kelette sizge yamanlıydı. Yalgan kalp. Şimdi usta buladı ki, mane min yaş korsayacağım işanı kalas o şenge. Mane yaman korsatette ki, rase kelip gelip ustalıkta sizi menge yamanlıydı. Ortanı buzadı. 13 asırdan beri ahvalımız şu biz Müslümanlarda. Düşmanlar cüda ustalığı bilen faydalanırdı. Çünkü Müslümanlar cüda hissiyatka beriluvchimiz. Masalani oxiriga yetib bormasdan, ey shunaqa dedimmi, men hozir uni boblayman deb qizishib ketadigan pelimiz bor. Bu tarixda o'rganishdan mana shu xatolarga Nuaymga o'xshagan, ha? Shunaqa mana ikkita odam, ikkita qo'shinni qo'rqitib tashadi kirib turib. Bani Qurayza bilan Quraysh g'atbonni ishontirdi gapiga. Bir-biriga ikkovini dushman qilib qoldi, habsalar pir bo'ldi. Buni ko'rib Abu Sufyon haliga oziq-ovqat tugab qoldi degan gapni qilib qaytib ketdi, habsalar pir bo'ldi. Shuning uchun birligimizni saqlashimiz kerak. Har qanaqa g'alamislik gapiga kirib, bir-birimizni yomon ko'rmaylik. Mana shu birovni birovga yomonlasa, shunaqami deb bor o'zidan so'rab ko'rish kerak. Darrov unga dushman bo'lib qovog'imizni solmasdan, kecha menga palonchi kelib shunaqa dedi, rostmi deyish kerak-da. Yolg'on bo'lsa uni bo'yniga qo'yib sharmandasini chiqarish kerak. O'shanaqa odamda. Darrov bir-birimizga g'anim bo'lib qolsak, bunaqada hech ham bir rivoj baraka bo'lmaydi. Alloh taolo hammamizni isloq qilsin. Mana bu oqimlarga ham Xudo insof bersin. Bular ham musulmon, namoz o'qiyapti, lekin bizni kimdir yomon ko'rsatib qo'ygan ahli sunnatda. Ularni bizga o'sha bizga teskari qilayotgan ishlari yomon ko'rsatib qo'ydi. Ularga ham bizga ham buni foydasi yo'q. Ular ham xulosa chiqarib mana shu suhbatlardan eshitayotgan bo'lsa, o'zini o'nglab aka-uka, og'a-ini bo'lib yashashimiz kerak. Ansor va muhojir sahobalarga o'xshab, gina saqlamasdan aka-uka bo'lib bir bo'lsak, Xudo xolasa musulmonlarga hech kim hech qaysi zamonda zarar yetkazolmaydi. Hamma narsa birlikda. Mana mazhab haqidagi oborayotgan suhbatimdan maqsadim o'sha tarqoq nimalarda bo'linib ketgan oqimlarda boshini bitta joyga biriktirish maqsadimiz. Bitta bo'lsak janjal yo'q. Dini işlerimizde Xudo baraka rivoj beradi. El-Dinil-Medine, li-Rasulillah.